büyük hatalara, çok büyük sapıklıklara düştüğümüz oluyor. İslam'ın hükmünü bilmediğimiz için. Mesela İslam'ın hükmünde Resul-i Zişanımız aynen şöyle buyuruyor. 4 mezhebin de hükmünü söylüyorum. La yahlevenne ahadukum bimraetin leyse ma'aha zu mahremin fe inne salisehuma eşşeytan. Sadaka Resulullah. Hadis-i şerif bu. Alimlerimiz, mezhep imamlarımız hüküm çıkarmışlar. Bir Müslüman hanımefendi yabancı erkeklerle yalnız başına bir dakika bile kalamaz. 2 kişi halinde. Bir kadın, bir erkek aralarında nikah yoksa ve nikahlanmaları caiz olan birisi ise hiçbir yerde bir kadın ve bir erkek beraber baş başa ikisi bir saniye bile kalamaz. Haramdır. Haram, Cenab-ı Hak bunu nehyetmiş, yasak etmiştir. Ancak kimin yanında kalabilir? Babasının yanında kalabilir. Babası mahremdir kendisine. Yani bir kadın babasıyla nikahlanamaz. Nikahı haramdır. Yani mahrem. 2 kelime var biliyorsunuz. Mahrem, namahrem. Mahrem demek nikahlanması haram olan adam demek. Namahrem nikahlanması haram olmayan insan demek. Yabancı erkekler bizim için namahremdir. Ama babamız bize mahremdir, nikahı haramdır. Erkek kardeşlerimiz mahremimizdir. Kimse erkek kardeşiyle evlenemez. Cenab-ı Hak onların nikahını haram etmiş. Dayısıyla evlenemez. Amcasıyla evlenemez. Damadıyla evlenemez. Süt kardeşiyle evlenemez. Hani bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Sınırı söylemiş. Şimdi yanında yalnız başına kalacağın erkek senin baban değilse, kardeşin değilse, dayın, amcan gibi Allah'ın müsaade ettiği insanlar değilse başka türlü halvette yalnız başınıza kalamazsınız. Kalırsanız ne olur? فَاِنَّ سَالِسَهُمَا O bir kadın ve bir erkek ikisi bir arada yalnız kaldığı zaman onların 3.'sü vallahi şeytan olur, ya felakete ya rezalete sürükler diyor Resulullah. Hiç tereddüt yok. Peki hocam böyle ama ben bir tarikata girdim, tarikatımızın bir şeyhi var, tarikatımızın bir mürşidi var, pir-i fanisi var, şusu var, busu var. Biz bunlarla yalnız başına oturuyoruz, evimize geldiği zaman şeyhimizi içeriye alıyoruz, efendim mürşidimizi içeriye alıyoruz. Bunlar ne olacak? Biz İslam'ın hükmünü bilmediğimiz için bu hatalar işliyoruz. Vallahi ve billahi mürşidimdir, tarikat şeyhimdir, ahiret kardeşimdir diye nikahlanması caiz olan yabancı bir erkeği evine alan, eliyle elini tutan, yan yana oturan bir kadın Allah'ın huzuruna zina etmiş olarak gelecektir. Vallahi hüküm budur. Allah'ın sınırlarını çiğneyemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 31. ayetinde Müslüman hanımefendi kimin yanında oturacağını Allah beyan ediyor. Gidin okuyun. Nur suresinin 31. ayetini söylüyorum size. Orada kaç kişinin yanına çıkabilir, kimlerle oturabilir Cenab-ı Hak zikrediyor. Onun dışında şeyhimiz, mürşidimiz katiyen hatta ve hatta hiçbir şekilde manevi, ruhani ne olursa olsun madem ki bir erkeğin ruhu çıkmadıkça onun nesli çıkmaz, nefis taşımaktadır, nikahı düşüyorsa baş başa yalnız vallahi kalamazlar. İslam'ın hükmü. Bir Müslüman hanımefendi babası değilse, kardeşi değilse, dayısı, amcası gibi yakın akrabası, mahremleri değilse, hiçbir yabancı erkekle, mürşidi veya kim olursa olsun, eliyle bir Müslüman hanım öbür erkekle vallahi katiyen tokalaşamaz. Eliyle elini tutamaz. O tutarsa ne olur? Zinel yedi, elin zinası olur, Allah katında o kadın zina etmiş olarak mahşere gelir. İslam'ın hükmünü söylüyorum ben. Benim şunun bunun felsefesiyle, şunun bunun yoluyla, şunun bunun efendim medeniyet görüşüyle bir alakam yok. Biz İslam'ı anlatmakla memuruz. Sen de bunları tatbik etmeye memursun. Ben şunları şurada söylüyorum. İşittikten sonra eğer bu işittiğiniz hükümleri tatbik etmezseniz, aynen yerine getirmezseniz, mahşer günü hepinizi Hz. Muhammed'e vallahi şikayet ederim. İşittiniz, tasdik edeceksiniz, iffetinizi, ırzınızı, edebinizi muhafaza edeceksiniz. Ve size benim arkadaşlarımla tokalaşacaksın diye zorlayan erkeklerinize itaat etmeyeceksiniz, onun yüzüne derhal tüküreceksiniz. Allah sormaz. Kadınlı erkekli aile toplantılarına gideceğiz, erkeklerle kadınlar beraber oturacağız diye sizi zorlayan erkeklerinize vallahi itaat etmeyeceksiniz. İtaat ederseniz cehenneme odun olursunuz. İlahi sınırlara, hükümlere saygı duymaya mecburuz. Hanım kardeşlerim, onun bunun sözüne, onun bunun efendim propagandasına sakın aldanmayın. Siz ahirete, ebedi hayata talipsiniz. Cennet ve cemalullah'a talipsiniz. Sakın, sakın. Bu şekilde düşünün ki Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün Hz. Ayşe validemizle beraberce otururlarken kendi hanımı, zevce-i tahiresi Ayşe validemiz beraber otururken Abdullah İbni Ümmü Mektum geldi. İki gözden ama bir hafız, sahabenin hafızı geldi. İçeriye girdi. Hazreti Ayşe validemiz biraz tertipsizdi. Hani kendi evi, Efendimiz de helaliyle bir arada bulunduğu için. Saçlarının bir kısmı görünüyordu. Buhari-i Şerif bunu çok geniş izah ediyor. Hemen içeriye iki gözden ama olan bu sahabi girince Efendimiz Ayşe validemizi kalk dedi. Git tepeden tırnağa örtün öyle gel. Ayşe validemiz sordu ya Resulallah, gelen bu Ümmü Mektum iki gözden ama bir şey görmüyor ki ne mahzuru var deyince senin de gözlerin kör değil ya hadi bakayım buyurdular. Kafan gel bakayım. Şimdi biz bu hükümlere, bu hakikatlere mi inanacağız? Yoksa televizyona çıkardıkları bütün hayatını fuhşiyata ve rezalete veren bir rezil tiyatro artistinin Ayşe validemiz çıplaktı deyişine ve bu kafirliğine mi aldanacağız biz? Sakın bu gibi sahtekar, bu gibi tahripkar, bu gibi İslam düşmanlarının neşriyatına aldanmaya ve inanmaya kimse mecbur değil. Reddederiz, inkar ederiz. Evet. Demek ki İslami tesettüre riayet edeceğiz.